Thank you very much, Mustafa. Mustafa Bey, teşekkür ederim. Herkese merhaba, tünaydın. Üçüncü oturuma başlıyoruz şimdi ve ticaret politikaları üzerine odaklanacağız. Bu oturumda, sabah yapılan ilk iki oturumda da gördüğümüz gibi etraflıca tartıştık rüzgar enerjisi konusunu ve bu konu içerisinde tabii ki Türkiye gelişmekte olan bir piyasa, sabah da defalarca yinelendi. Ekonomik bir güç noktası da, bölgesel bir lider olma arzusu taşıyor Türkiye rüzgar enerjisi alanında. Şimdi bu oturumda enerji talebinde olan artış, yıllık artış. 1990 yılından 2011'lere geldiğimizde 20 yılda yaklaşık %100'lük bir artış. Bu birincil enerji tüketimimizdeki artış. Ki ortalama olarak %5-5,5'lara karşılık gelir. Elektrik tüketiminde ise durum biraz daha farklı. Elektrik tüketiminde yıllık talep artışı %8-9'lara, bazen daha yüksek oranlara yükselebiliyor. Yine elektrik söz konusu olduğunda dışa bağımlılığımız ne durumda? Biraz önce verdiğim grafikte birincil enerji açısından dışa bağımlılığımız %70'lerin üzerindeydi. Elektrikte bu biraz daha düşük. Çünkü yerli kaynaklara dayalı elektrik üretimimiz az değil. Özellikle geleneksel olarak hidroelektrik üretimimiz belli bir noktayı aşmış durumda. Ama ona rağmen elektrik üretiminde çok yüksek oranda doğalgaz kullandığımız için, ki ithal ettiğimiz doğalgazın yarıdan fazlasını elektrik üretiminde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi yine %60'lara yakın oranda elektrik üretiminde dışa bağımlıyız. İster birincil enerji açısından bakalım, ister ikincil, ister elektrik üretimi açısından bakalım. Bu çok sürdürülebilir, çok seyirci kalınabilir bir durum değil. Türkiye, az önce yine vurguladım, hidrokarbon kaynakları açısından zengin değil. Petrol, doğalgaz, kömür kaynaklarımız belli ölçüde var. Fakat onun da kalite açısından problemleri var. Ama zengin olduğumuz başka kaynaklar var. Bunlar bildiğiniz gibi yenilenebilir enerji kaynakları. Su bir kaynağımız, rüzgar bir başka kaynağımız, güneş bir başka kaynağımız, jeotermal, biyokütle. Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarının tüm branşlarında belli bir zenginliğe sahip nadir ülkelerden birisi. Yani yalnızca rüzgar ya da yalnızca güneş ya da yalnızca biyokütle değil. Tümünde belli bir zenginliğe sahibiz. Ve biraz sonra vurgulayacak olduğum gibi Türkiye siyasi otorite tüm bu zenginliklerden yararlanma noktasında belli bir tercih ortaya koymuştur.
Yine Türkiye fotoğrafına baktığımızda görmezden gelemeyeceğimiz bir diğer gerçek, sera gazı emisyonlarının ciddi biçimde artmakta olduğudur. Bir taraftan global düzeyde sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları varken, Türkiye fotoğrafı şu, gördüğünüz gibi 1990'larda 200 milyon tonun altında olan sera gazı karbondioksit eş değeri sera gazı emisyonumuz bugünlerde 400 milyon tonun üzerindedir. Bu da seyirci kalınacak, görmezden gelinebilecek bir fotoğraf değildir. Bütün bunlar Türkiye'yi enerji politikalarını belirlerken bu noktaları göz önünde tutma gereğini ortaya koyuyor ve siyasi otorite enerji politikalarını belirlerken önde gelen birkaç hususu ısrarla altını vurguluyor. Bunlardan en önde geleni yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya özen göstermek, öncelik vermek, artı buna paralel hemen enerji verimliliğini artırmaya önem ve öncelik vermek. Diğerlerini bu konuda ilgisi çok fazla olmadığı için ve zaman kısıtlı dolayısıyla atlıyorum. Tabii yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinden bahsettiğimizde hemen bir üçüncü konu geliyor. Yeni ve temiz teknolojiler ve Türk imalat sanayinin bu teknolojilere aşinalığının artırılması konusunda çaba göstermek. Bu da bizim enerji politikalarımızın gözettiği bir husustur. 2005 yılında yaptığımız şey, çıkartılan kanun ki bir dönüm noktası demiştik. Bir milestone olarak hep altını çiziyoruz. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik için bir alım garantisi ve sabit bir fiyat verdik. Biraz sonra yine değineceğim. Bildiğiniz gibi 2010 yılında bu yasayı iyileştirdik. Belli bir iyileşme sağladık. ...2005 yılında çıkarttığımız yasayı tabii başka politik tedbirlerle destekledik. Bunlardan birisi 2009 yılında yayınlanan strateji, enerji güvenliği strateji belgesiydi. Bu belgede belli hedefler telaffuz edildi ki bu beklenen bir şeydi. Burada en önemli hedeflerden birisi 2023 yılı itibariyle elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının minimum %30 olmasını sağlamak, rüzgar enerjisinden elde edilen, üretilen elektriğin payını kurulu güç olarak, toplam kurulu güç içerisinde belli bir yere çıkarmak ki toplam kurulu güç olarak 20 bin megawattlık bir kurulu gücü hedefledik. Jeotermal enerji açısından zengin sayılırız. Minimum 650 megawattlık bir kurulu güce sahip olmayı hedefledik. Ki gelişmeler bunun çok daha ötesine geçebileceğimizi gösteriyor. O günlerde henüz teknolojisinin olgunlaşmadığı gibi bir kanaate sahip olduğumuz için ve gelişmeleri gözlemlemeyi tercih ettiğimiz için güneş enerjisi konusunda bir hedef belirlememiştik. Ama daha sonra üst ağızlardan 2023 için minimum 3000 megawattlık güneş kurulu gücü elektrik üretimi açısından hedeflediğimizi defalarca ifade ettik ve hala da ediyoruz ve bunun da ulaşılabilir bir hedef olduğunu bugün artık görüyoruz. Bu politikalar karşılıksız kalmadı. Tabii burada şunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin sahip olduğu siyasi istikrar bütün bu politikalara
destek veren genel bir zemin oldu. Ayrıca Türkiye genel yatırım ortamını iyileştirme noktasında da adımlar attı. Bu yerli sanayi yerli yatırımcı olduğu kadar yabancı yatırımcıyı da Türkiye'ye çekmekte etkili oldu. Ve aslında 2005 yılında yenilenebilir enerji kanunu çıkartırken çalışırken o günler için hedeflediğimiz şey münhasıran rüzgar enerjisiydi. Rüzgar enerjisi çünkü belli bir olgunluğa ulaşmış görünüyordu. Maliyetler taşınabilir maliyetler olarak görülüyordu. Ve dolayısıyla ilk yansımalar rüzgar enerjisinde oldu ve şu grafikte gördüğünüz gelişmeyi sağladı. Bütün bunlar hep özel sektör yatırımı. Bunu söylemeye gerek yok. Çünkü Türkiye bu adımların da öncesinde enerji sektörünü liberalleştirme gibi radikal bir karar almıştı. Devlet çok gerekli görmedikçe yatırımcı olarak rol almayacaktı. 6-7 yıl önce 2005'lerde 20 megawattlar düzeyinde olan rüzgar kurulu gücümüz bugün için 2350 megawattları geçmiş durumda. Ve inşa halinde olan, muhtemelen sabahki oturumlarda da zikredilmiştir ve işte lisans almış olan çok sayıda proje var. Hedefimiz 20 bin megawatt. Umarız ivme kazanır. Mustafa Bey de ifade etmişti sabahki konuşmasında. Yıllık 500 megawattlarla, megawatt ilave yatırımlarla belki bu hedefe ulaşmak çok mümkün görünmüyor gibi gelebilir. Ama ben bu ivmenin giderek güçlendiğini, yatırımların giderek her yıl artacak olduğunu düşünüyorum. Örneğin belki burada zikretmek gerekir. Bu lisans alanlar var, inşa tesisleri hizmete alınanlar var. Ama kapasite artırımı diye bir konu vardı ve son birkaç ay içerisinde çok ciddi yani lisans verilmiş alanlarda kapasite artırımına gidildi ve toplam bildiğim kadarıyla 50'ye yakın lisans alanı için 550 megawattlar düzeyinde toplamda kapasite artırımı yapılmıştır. Bu da önümüzdeki dönemde, aylarda ya da yıllarda yatırımların biraz daha ivme kazanacak olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Sonunda 2011'in başında devreye giren bir iyileştirmemiz olmuştu. Yenilenebilir enerji kanununda. Burada en önemli yaptığımız şey ya da iki şeyden birisi feed-in tarif dediğimiz kaynağa göre tarife, ayrı bir tarife öngören düzenleme yürürlüğe girdi. Burada gördüğünüz gibi rüzgar ve hidrolar için ki küçük hidrolar söz konusu burada çok büyükler daha doğrusu hariç olmak üzere 7.3 dolar sent kilowatt saat başına ve en yüksekte güneş ve biyokütle için 13.3 dolar sentten alım garantisi verildi. Eğer yatırımcı talep ederse bu teşvikten faydalanmak isterse. Tabii ikinci bir kısmı vardı bu iyileştirmede. Bununla kalınmadı. İki sayılı cetvel yayınlandı aynı yasa içerisinde. Yatırımlarda yani üretim tesislerinde kullanılan parçalar yerli olursa ve yerlilik oranı, tesisin yerlilik oranı belli bir oranı ki bu %55 olarak sonradan düzenledik. Bunu aşarsa o parçalar için, yerli olan parçalar için ilave tarifeler ilan edildi. Bu uzun bir cetvel. Onun için burada yer almadı ama ilgililer sanıyorum hepsi biliyor. Dolayısıyla biz burada yerli sanayinin, imalat sanayinin bu yeni ve temiz teknolojiler konusunda
bir hamle yapmasını temin açısından bir teşvikte bulunduk. Bu tabii bir çırpıda hemen etkisini gösterebilecek bir şey değil belki. Ama biz yakın zamanda bunun etkilerini görebilecek olduğumuzu sanıyorum. Çünkü hemen tüm branşlarda, hidroelektrik dahil, rüzgar dahil, güneş özellikle dahil, üretim, parça imalatı tesisleri için yatırımlar olduğunu, tamamlanıp devreye girenler olduğunu, kurulmakta olanlar olduğunu biliyoruz. Tabii başka teşvikler de verildi yenilenebilir enerji yatırımlarına diye. Örneğin yalnızca onu anıp geçeyim. Yıllık lisans yenilemelerinden muafiyet gibi, ilk lisans ücretinde sembolik bir ücret alınması gibi. Bunun dışında yeni bir uygulama olarak ki özellikle yenilenebiliri ilgilendiriyor. Lisanssız uygulamalar, lisanssız yatırımlar. Daha önce bildiğiniz gibi geçen yıl başlamıştı bu uygulamamız. Sınır 500 kilowatt idi. 500 kilowatt altında olan yenilenebilir enerji yatırımları aynı teşviklerden yararlanabiliyordu ve lisansa tabi değildi. Ama tabii lisansa tabi olmaması belli izinleri almayacağı anlamına gelmiyordu. Yine lokal otoritelerden ve merkezi yapıdan bazı izinleri almaları gerekiyor ki bazıları bugün için tartışma konusudur. Sabahleyin ilk açılışta meclis başkanımızın da haklı olarak işaret ettiği belli problemleri orada yaşıyoruz. Ama çözümü içinde çabamız var. Bu 500 kilowatt yeni düzenlemeyle ve yeni yürürlüğe giren düzenlemeyle 1 megawatta çıktı. Bu konuda ciddi bir hareketlilik var. Yalnızca şu kadar söyleyeyim, Türkiye çapında başvurular 700'ün üzerinde başvuru var. Çoğu güneş ama arada biyokütle de var. Rüzgar başvurusu da 140'a yakın bildiğim kadarıyla. Ve tabii buna bağlı olarak küçük rüzgar türbinlerinin imalatı yönünde de bir hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Son dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarındaki hareketliliği göstermesi açısından şu grafiği hazırladık. Yenilenebilir enerji yatırımları kendi içinde artış gösteren yatırımlar. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yatırımımız var. Alttaki bunlar kümülatif rakamlar. İçinde HES'ler de var. Toplam kurulu güç olarak bugün için 23 bin megawattları aşan bir kurulu güce sahibiz. Belki şurada cinslerine göre yani yakıta göre ayrılmış bir grafik var. Burada gördüğünüz gibi rüzgar ve diğer jeotermal ve diğer biyokütle yatırımları da bir grafikte artık kendisini gösterebilecek oranlara sahip olmaya başladılar. Ki toplam hidroları, HES'leri çıkartırsak, büyük küçüğü hepsini, toplam yeni yenilenebilir enerji açısından yaklaşık 2700 megawattlara yakın bir toplam kurulu gücümüz var. Biz bunun hızla artacak olduğunu düşünüyoruz. Yalnızca rüzgarda değil çünkü şimdi güneşte de başladı. Lisanssızlar dolayısıyla da başladı. Ama lisanslı faaliyetler çerçevesinde biyokütlede ve jeotermalde de ciddi bir artış eğilimimiz var. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu artışların çok dikkate değer olduğunu göreceğiz. Şurada dikkatinizi çekmek istiyorum. 2012 yılında toplam ilave enerji yatırımı, elektrik üretimi yatırımının yaklaşık %76'sı yenilenebilir enerjiye ait idi. Bu önceki yıllarda da ki mavi renkli olan yenilenebiliri gösteriyor.
mavi renk, mavi renk olan termal, alttaki kahverengi diyelim, giderek artan, her yıl artan oranda toplam her yıl devreye giren ilave yatırım içerisindeki oranı gösteriyor bu. Bu, Türkiye'de yenilenebilir olan yatırımcı ilgisini göstermesi açısından önemsediğimiz bir fotoğraf. 2013 yılında da benzer bir yenilenebilirin benzer bir orana sahip olacağını zannediyoruz. Bu içi boş bir slide. Rakamları, sayıları koymadık ama parça imalatı için başlayan yatırımlar olduğunu biliyoruz. Parça üretimi yapan işletmeler olduğunu biliyoruz. Niyetlenen yerli yabancı yatırımcılar olduğunu biliyoruz. Belki bir sonraki konferansta, yani önümüzdeki yıl gibi, burada yani göğsünüzü kabartacak olan bilgiler verebileceğimizi ümit ediyoruz. Özellikle de yerli katkı teşviğinin de belli ölçüde rol oynamasıyla. Ama burada bir şeye işaret etmek istiyorum. Türkiye'de bu yatırımların gelişmesinde az önce işaret ettiğim siyasi istikrar ortamı kadar, onun rol oynaması kadar, enerji piyasasındaki fiyatlar zaten belli ölçüde cazip. Yani biz teşvikler uygulamasak da bu siyasi istikrar ortamında yatırım ortamının ya da tarifelerin, elektrikten özellikle bahsediyorum, zaten yeterince cazip olması yatırımları belli ölçüde çekmesi için yeterli. Ama maliyetleri yüksek olan biyokütle, güneş ve bir ölçüde jeotermal için hala ciddi ölçüde teşvik gereği olduğunu düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorular olursa cevaplandırmaya çalışırım. Thank you very much for those very interesting figures. Bu çok ilginç rakamlar için çok teşekkürler. Aynı zamanda stabil bir hukuki yönetmelik yarattığınız için de teşekkür ediyoruz. Bu konudaki çabalarınızı da takdirle karşılıyoruz. Şimdi bir sonraki konuşmacımız OECD'den. Kendisi kıdem ve ticaret politikası analisti OECD'den. Ve yenilenebilir kaynaklarla ilgili bizlere bilgiler verecek ve yeşil hizmetler ve yeşil mallar için yaptıkları düzenlemelerden bahsedecek. Kendisi çok deneyimli bir analist. Dolayısıyla bugün burada sizi aramızda görmekten dolayı da çok memnuniyet duyuyoruz. Buyurun. Thank you very much. Çok teşekkürler. It's a great pleasure to be here. Burada olmak çok memnuniyet verici. En son Ankara'da 20 yıl önce bulunmuştum. Ve gerçekten de çok değişmiş Ankara. Ben biraz OECD'den bahsetmek istiyorum. Eğer tanımıyorsanız, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'yi çok çok kısa olacak, söz veriyorum. OECD'den bahsedeceğim. Nasıl değiştiriyorum slaytları? OECD ne? Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü. Biliyorsunuz 34 üyemiz var. Genel sekreterimiz şöyle bir slogan geliştirdi. Daha iyi hayatlar için daha iyi politikalar. Aslında misyonumuz bu şekilde özetlenebilir. Sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bu sloganın çok çok önemli bir kısmı. Artık yeşil büyümeden bahsediyoruz. Green growth kavramı var. Daha çok büyüme kısmına odaklansak da bu bizim için önemli. Yine önemli olan başka bir şey de hükümet politikalarının her alanında çalışan arkadaşlarımız var. Aslında multidisipliner bir yaklaşım güdüyoruz biz çalışmalarımıza. Sektörel bakış açıları uygulamaya çalışıyoruz ama genel resme de bakmaya çalışıyoruz çalışmalarımızda. Aynı zamanda
hükümetlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ve eğer ilgilenen diğer taraflar varsa bağımsız politika tavsiyeleri de veriyoruz. Ancak hiçbir şekilde mali bir yardımda bulunmuyoruz OECD olarak. Burada bir harita görüyorsunuz. Üye ülkelerimizi de gösteriyor. Burada ROK'larla gösterenler üye ülkelerimiz değil. Yani Türkiye üye ülkemiz Marshall Planı'ndan çıktı biliyorsunuz OECD. Türkiye de Marshall Planı'na dahil bir ülkeydi. Dolayısıyla Türkiye OECD'nin bir parçası. Pierre'in de söylediği gibi bizler OECD'de küresel pazara, piyasaya hem hizmetler hem de mal açısından 90'lardan beri bakıyoruz. Bu piyasalarda, pazarlarda araştırmalar yapıyoruz ve istatistikler üretiyoruz. Tabii ki de bunu yapabilmek için çevresel mallar ve hizmetler için bir liste hazırladık. Birçok ülke bu listeyi kullanıyor. Dünya Ticaret Örgütü'yle de, yani DTO'yla da müzakerelerde bu liste konuşuluyor. Belki bu müzakereleri biliyorsunuzdur, bu süreci de yakından takip ediyorsunuz. Şu anda müzakereler bir durma noktasına gitmiş durumda bu liste üzerinde. Çünkü halen daha konuşulması gereken şeyler var ve bu liste nasıl liberalize edilir, serbestleştirilir, bu malların ticareti nasıl serbestleştirilir, bununla ilgili halen daha tartışmalar var. Çevresel mal ve hizmetlerin ticareti söz konusu olduğunda burada OECD'nin ürettiği bir tahmini görüyorsunuz. Yatırım ihtiyaçları ile ilgili ve altyapı ile ilgili sektörlerinde görüyorsunuz. Buradaki en büyük unsur su. Yani küresel olduğunu düşünün yalnız buradaki tahminin. Biliyorsunuz su arzı, su tedariği önemli bir konu. Ve bu anlamda çok iyi, çok büyük yatırımlar olacak. Telekomünikasyon da bu şekilde. Belki küçük bir kısmı olsa da elektrik şu anda bu ördeki payın yine de önemli bir kısmı yatırımların buraya gidecek gibi görüyorsunuz. Elektrik dolayısıyla önemli. Yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye girdiği yerde elektrik tabii ki de. Burada hala hazırda mal ve hizmetler, çevresel mal ve hizmetlerin büyümesiyle ilgili bir rakam görüyorsunuz. Burada endüstriyel çıktılar var. Buradaki büyük grafikte çevresel mallar görüyorsunuz. Aslında tam olarak göremeseniz de grafikten şunu söyleyebiliriz. 2010'a kadar çok hızlı bir şekilde malların büyümesi söz konusu. Çin gibi ama başka ülkeler devreye giriyor tabii ki de. Dolayısıyla sonuç olarak bundan çıkartabileceğim şey şu. Çok büyük bir potansiyel var. Bu ticarette bir aktör olursanız. Ama nasıl bu ticarete girebilirsiniz? Bir parçası olabilirsiniz. O da şu soruyu bize getiriyor, karşımıza getiriyor. Acaba politikalar buna bir ivme kazandırabilir mi? Tabii ki yenilenebilir enerjinin değerinden bahsetmeden önce, çünkü sonuçta bu bir iş, bu bir ticaret. Öncelikle temel değerlerinden bahsedelim isterseniz bu enerjinin. Bir ülke yenilenebilir enerjisine yatırım yapıyorsa elektriğinin çoğunun yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesi ona ne getirecek sorusuna çok doğal olarak yanıt vermemiz gerekiyor. Tabii ki de daha temiz olması. Biliyorsunuz hali hazırda konvansiyonel kaynakların kullanmasıyla kirlilik sorunumuz var. Ve sülfüroksit, asit yağmurlarına yol açıyor vesaire gibi bir takım çevresel sorunlarımız var. Dolayısıyla başta yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak temiz bir hava yaratıyoruz biliyorsunuz. Jeotermal enerji veya biyokütleden bahsetmiyoruz. Ancak rüzgar veya güneş dediğimizde termal kirliliği de azaltmış oluyoruz göllerde ve denizlerde ve aynı zamanda akarsularda. Bu da önemli. Nükleer enerji tesisiniz varsa ondan gelen, bu füzyondan gelen termal enerjinin 2/3'ü de çevreye gidecek demektir. Çünkü oradaki döngüler, siklusler bunu kullanamaz. Dolayısıyla denizlere gidecek, oradaki
mesela balıklara zarar verebilir. Aynı zamanda petrol veya doğalgaz söz konusu olduğunda fosil yakıtların ithalatında bir azalma söz konusu olacak. Halen daha bunlardan kazanan ülkeler var tabii ki de, ama bu çevreyi kazandıran bir durum değil tabii ki de. Şimdi genelde bir şey ithal ederken onunla ilgili tüm hizmetleri de ithal edersiniz. Bir ekipmanın imalatı söz konusu olduğunda tesislerin inşaatları ve bu tesislerin operasyonu ve bakımı, bütün bunlar da bununla beraber gelen değeri olan, katma değeri olan bir takım ekonomik faaliyetler. Bunlar da ithal edilecek ya da ticareti yapılacak şeyler tabii ki de. Çevresel hizmetler dediğimizde de bundan bahsediyoruz. Peki endüstriyel politika açısından bunlar ne ifade ediyor? Sübvansiyon veren ülkeler, yani bütçeden pay veren ya da tüketicilerin daha fazla ödemesini bekleyen modellerle bunu yapan ülkeler tabii ki de daha fazla katma değer bekliyor diyorlar üretimlerinden, bu ekipmanların üretiminden ve tabii ki de bu tesislerin inşaatından. Çok büyük endüstriyel ekonomiler yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başladılar ve büyük sofistike endüstriyel ekosistemleri var diyebiliriz artık. Dolayısıyla çok da fazla bu konuda endişe duyacak durumda değiller artık. Belki de bazen çok da fazla endişe duyuyor artık bu ülkeler. Çünkü zaten artık bu ekosistemleri var. Ancak küçük ya da orta seviyedeki gelişmekte olan ekonomilere baktığımızda onlarda bir zorluk, bir mücadele görüyoruz. Ben bununla ilgili daha detaylı ineceğim. Ancak şurada önemli olan bir mesajı vermek istiyorum. Öncelikle küresel değer zincirlerinde önemli olan şey niş şeyleri bulabilmek ve niş şeyler üzerinden bir takım şeyler yapmak. Bu daha iyi bir strateji. Yani daha fazla açık ticaret yaratarak başlayabiliriz. Yani bu rüzgar türbini olabilir, başka bir şey olabilir. Ama bunu üretirsiniz, küreselleşmeyle beraber tüm hizmetler, tüm mallar, tüm parçalar dünyanın dört bir yanına gider. Ve bu da birçok ülke için, yani bu yeni teknolojinin imalatına yeni giren birçok ülke için, bu büyük ekosistemleri yaratmaları için bir neden olmaz küreselleşme sayesinde. Ama yine de bu katma değeri yüksek zincire girebilmeniz için açık ticaretiniz olması gerekiyor. The question of global value chain. Küresel değer zincirleriyle ilgili bir şeyler biliyorsunuz tabii, ama orada bu zincirler içerisinde lokal bir parçanın olması gerekip gerekmediği ayrı bir tartışma konusu. Güneş enerjisi daha iyi bir şekilde yansıttığı için bundan örnek verdim, özür diliyorum. Solar panelleri görüyorsunuz. Solar paneller bu ekipmanlardan bir tanesi. Ancak bununla beraber gelen bir takım başka diğer ekipmanlar da var tabii. Charge kontrolörleri var. Bir takım yedek bataryalar var. Eğer doğrudan akımla çalışabilirsiniz, o zaman böyle bir şeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Ve bununla ilgili, yani sonuç olarak bu solar paneller dışında da ihtiyaç duyduğunuz bir sürü makine ve ekipman var, bir sürü komponent var. Şimdi buradaki ticaret bariyerlerine, ticareti engelleyen unsurlara bakacak olursak, bu parçalar söz konusu olduğunda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Türkiye'de ithalat bariyeriniz bu çevresel mallar söz konusu olduğunda biraz daha az.
Bu iyi bir şey. Avrupa Birliği'ndeki ithalat tarifeleriyle karşılaştırılabilir bir durum bu. Tunus'u mesela bir Kuzey Afrika ülkesi olarak buraya aldım. Brezilya ve Rusya'da bu tür kalemlerde çok düşük bariyerler olabiliyor. Yine de %14, %10'u görüyorsunuz. Bu çok fazla. Ben tam olarak bu slaytı okumayacağım tabii ki de ama neler yaptığımızla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. OECD ülkeler tabii ki de büyük imalatçılar yenilebilir enerji konusunda ve birkaç yıl önce şunu fark ettiler. Yerel içerik gerekliliği önemli bir olay ve bu da hızla gelişen bir konu, bu yerel içerik konusu ve bu konuda ülkeler politika geliştiriyorlar. Bunu keşfetti OECD ülkeleri ve Kanada gibi bir takım ülkelerde bunu düzenleyen kurallar ve kanunlar var. Bir anket çalışması yaptık ve sizin elde ettiğiniz tüm destek mekanizmalarına baktık. Sadece OECD ülkeleri için yapmadık. Tüm dünyada baktık buna. Ve birçok ülkede ya feed-in tarifeler var ya da portföy standartları var. Ki belirli bir derecede yenilenebilir enerji kullanılsın diye. Bazılarında bir yerel içerik gerekliliği de vardı ve şunu gördük ki bu tür birçok sorunlara yol açıyorlar. Bunlardan bir tanesi yani bu yerel içerik gerekliliği maliyeti artırıyor. Yenilenebilir enerji maliyetini artırıyor. Özellikle kısa dönemde, kısa vadede bir grafik göstereceğim. Ben mi yapıyorum? Ben mi slide'ı geçiyorum? Evet. Arz ve talep normal bir durumda böyle olurdu. Bir ticaret engeli olmasa. Ve bir feed-in tarifesi koyuyoruz. Ücreti artırıyoruz. O zaman talep artıyor. Mallar için. Ve normal bir durumda böyle bir ticaret engeli olmasa yerel üretimde biraz artış olurdu. Ancak daha fazla ithalat da getirirsiniz. Özellikle eğer yüksek maliyetli bir ülkeyseniz. Bununla birlikte sağdaki bu dikey eğrilere baktığınız zaman ithalatın maliyetini, şimdi bu ithalat maliyetini artırdınız ve sonuçta daha fazla yerel üretiminiz oldu ama aynı zamanda da o üretimin maliyetini arttırdınız. Yani kendinizi cezalandırdınız aslında. Ve sonuçta da şöyle bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Daha az taleple karşılaşacaksınız. Ve bu tür yükümlülükleriniz olmadığı durumdan daha kötü bir duruma düşeceksiniz. Şimdi bu slide'a geri döneyim. Bu sabah da duyduk. Birçok konuşmacı bunu söyledi. Yüksek, çok büyük, çok ağır idari bir takım yükler de getirebilir şirketlere. Çünkü sonuçta bir sürü kağıt işi demek, bir sürü dosya hazırlamak demek. Ve bir şekilde o şirketler bu gerekliliği yerine getirip getirmediklerini göstermek, kanıtlamak zorundalar. Çok fazla deneyimimiz var bu konuyla ilgili olarak. İlk baştaki ticaret anlaşmalarında belirli malların özellikle çok komplike imalat mamullerinin belirli bir sertifika almaları için veya akreditasyonu için bir menşe kuralları dizisinden geçmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok komplike bir süreç ve çok fazla kağıt, çok fazla doküman sunmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu da ek bir maliyet aslında. Halihazırdaki ekonominizin üzerine bir başka maliyet daha geldi. Zaten maliyetiniz yüksekti. Aynı zamanda yerel ekipman imalatçılarını insüle ediyor. Yani başka bir anlamda tabii ki de bir rekabet yaratıyor. Bu rekabetin bir takım faydaları da var. Fiyatları düşük tutuyor. Ama başka bir fayda da şu. Sizin bu yerel şirketleriniz bir şekilde zorlanıyorlar inovasyon için ya da
bir şekilde rekabetçi kalmak açısından zorlanıyorlar. Onları zorluyorsunuz. Ve eğer bir pazar garantisi veriyorsanız onlara, o zaman nasıl bir motivasyonları kalacak ki? Çünkü zaten garantili bir piyasa var diyorsunuz. Dolayısıyla da bir rehavet söz konusu oluyor ve maliyetleri konusunda çok da endişelenmemeye başlıyorlar. Tabii bununla beraber bir takım kalite problemleri de karşımıza çıkıyor. Belki çoğunuz bunu biliyordur. Çin'de böyle bir sorun vardı. Çok yüksek yerel içerik gerekliliği getirmişti Çin ve bunu karşılamak için çok fazla Çin'de üretilmiş rüzgar türbini kullanmaya başladılar. Ve onların da güvenilirlikle ilgili bir takım sorunlar ortaya çıktı. Ve sonuçta bir örnek vereyim. Petrol olacak aslında vereceğim örnek. Herald Tribune'de bir makale vardı dün. Petrobras'la ilgili olarak. Petrobras'ı zaten biliyorsunuzdur. Petrobras çok önde gelen bir petrol şirketi Brezilya'daki ve oradaki makaleye göre birkaç yıl önce ExxonMobil'e göre ikinci sırada değeri olan bir şirketti. ExxonMobil'den sonra ikinci sıradaydı. Ancak şimdi bir takım iç politikalar nedeniyle Petrobras'ı kullanarak istihdam yaratmaya çalışıyor Brezilya ve artık Kolombiya'daki petrol şirketinin de arkasına düşmüş durumda. Sonuçta Petrobras dizel motorunun fiyatını Petrobras üzerinden sübvanse etme yoluna da gitmişlerdi. Sonuçta kullandıkları platformlar, petrol platformları, offshore sondajı için kullandıkları ekipmanların hepsinin Brezilya menşeli olması gerekiyordu. Ve bunun sonucunda da şirket gerçekten de çok daha az kar etmeye başladı. Şirket küçüldü ve sadece buradaki bu yerel içerik gerekliliklerini yerine getirdiğini kanıtlamak için bir sürü zaman ve para harcamaya başladılar ve sonuçta da şirket küçüldü ve gerçekten de karlılığı düştü. Böyle bir örnek de verebiliriz. Tabii ki de Quebec'te olan bir örneği vereyim. Quebec biliyorsunuz Kanada'da ve sadece yerel içerik gerekliliği sanırım %65'ti Quebec'te. Sadece o değil, bir de Gaspé Yarımadası var. Neredeyse kimse yaşamıyor Gaspé Yarımadası'nda. Orada imalat tesisi kursun dediler. Yani yerel içerik gerekliliği artı bir de orada bir tesis kurmak gibi bir gereklilik getirilmişti. Yani Quebec Hydro diye bir şirket var. Rüzgar türbünü imalat etmeye devam ettikçe pazar olacaktı. Ama bir şekilde uluslararası olarak rekabet edebilir bir durumda değillerdi. Hiçbir şey yapamıyorlardı. Yatırım gelmiyordu böyle olunca. Dolayısıyla da ne yapabilirlerdi? Tamamen bir çıkmaza girmişlerdi. Ve küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten de yaratıcı bir takım kurumlar, kuruluşlar var etrafımızda. Dünya Ticaret Örgütü de bizim bu korumacı politikalarımızla birlikte bizlere, hepimize daha iyi bir düzen sürmeye çalışıyorlar. Aslında hepimizin iyiliğine bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ülkelerimizdeki imalata yatırım fazla çekersek fazla kapasite söz konusu olabilir. Örneğin bir ekonomik kriz söz konusu olduğunda da fiyatlar düşüşebilir ve herkes için bu senaryo çok çok kötü olur. Çünkü düşük fiyatlar düşük karlılık demektir. Dünyadaki en büyük güneş enerjisi şirketi Suntech sanırım konkordata ilan edecek ve şu da önemli. Bir sübvansiyon ya da korumacı bir politika söz konusuysa
bir takım sorunlar olabilir. Bazen ticaretle ilgili yatırım tedbirleri söz konusu olduğunda bu tür korumacı politikalara izin verilmiyor. Mesela Dünya Ticaret Örgütü'nde bu tür politikalarla ilgili son derece sıcak tartışmalar yaşanıyor. Çünkü Ontario'da, Kanada'da örneğin bir rapor yayınlanmıştı. Bir feed-in tarife söz konusuydu. Bu problem değildi, feed-in tarife olması. Buradaki asıl sorun yerel içerik gerekliliğiydi. Çok kısa bir şekilde, çok hızlı bir şekilde şundan bahsetmek istiyorum. Aslında bizim temelde vermek istediğimiz mesaj şu. Gerçekten de bu yerel içeriğe gereksinim duyuyormuyuz. Burada bir örnek var. West is Wind Industry'den kendilerinin Ukrayna'daki deneyimlerinden Ukrayna'da bunları empoze etti daha sonradan yerel içerik gerektiğinde ondan önce gösterilmiş bir şey bu. Zaten halihazırda kurulum ve bakımla ilgili olarak ve ulaşım taşıma ile ilgili olarak bir yerel hizmet veriliyor zaten. Şimdi burada yüzdelerini görüyorsunuz, yerel içerik yüzdelerini burada. Tüm inşaat işleri zaten yerelden karşılanıyor. %18'i jeneratörün ve kurulumun çoğu zaten yerelden karşılanıyordu. Dolayısıyla bir gereklilik olmasa da zaten yerel içerik burada vardı. Böyle de bir gerçek var. Hizmet tarafında unutmamamız gerekiyor. Bu hizmetlerin zaten çoğu da yerelle karşılanıyor. Mesela bu OECD'nin yaptığı çalışmalardan bir tanesi, OECD katma değer cinsinden ölçülmüş ticaretle ilgili çok çalışma yaptı. Makine ve ekipmana bakacak olursanız, ki rüzgar türbinleri de buraya dahil edilebilir en yakın haliyle, burada üçte biri zaten hizmetlerden geliyor, dağıtım ve tamir işlerinden. İşle ilgili hizmetler, finansman vesaire gibi. Dolayısıyla zaten yerelden karşılanacak, alınacak hizmetler var. Otomatik olarak, doğal olarak. Bu yeni bir high-tech endüstri diyoruz. İnovasyon için iyi, ekonomi için iyi diyoruz. Evet, doğru ama aynı zamanda inovasyon çok zorlu bir şey. İnovasyonu kontrol etmek de, inovasyonu itmek de zor. Bu da OECD'nin yaptığı diğer bir çalışma. Bir takım paternlere bakmışlar. Green teknoloji, yeşil teknolojiyle ilgili olarak. Ve ilginç olan şu, çok düşük bir yüzdesi enerji sektöründe ya da çevresel sektörlerde bulunmuş. Daha çok diğer faaliyetlerden geliyor. Ben hep şu örneği vermeyi seviyorum. Hareket sensörleri ve onlarla beraber mesela ışıklar yanıyor. Otellerde çok görüyoruz. Bu bir güvenlik aslında cihazı olarak başta yaratılmış bir şeydi. Ama birinin aklına geldi ve bunu yaparsak enerji tasarruf edebiliriz dedi. Ve inovasyon böyle bir şey. Herhangi bir yerden karşınıza çıkabiliyor. Ve dolayısıyla daha geniş düşünmeniz gerekiyor. İnovasyonu ekonomide daha genel anlamda nasıl teşvik edebilirsiniz? Belirli bir sektöre doğru onu kanalize etmek isterseniz olmayabilir, istediğinizi alamayabilirsiniz. Ve genelde de işe yaramaz bu. Çok uzun konuştum büyük ihtimalle ama çok teşekkür ediyorum. Benim için burada olmak büyük bir onur ve memnuniyet. Teşekkürler. Thanks a lot, Ron, and thanks a lot for. Çok teşekkür ederim Ron ve gerçekten bizlere yapmış olduğunuz teorik açıklamaları gerçek hayattan örneklerle paylaşman çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben de bir vurgu yapacağım. Küresel bir tedarik zincirine gitme konusundaki vurgumu. Gerçekten de biz şuna inanıyoruz. Etkin bir tedarik zinciri global seviyede yenilenebilir enerji alanı için çok önemli ve bu şekilde uluslararası seviyede rekabet edebilmek için ve geleneksel enerji türleri için de faydalı olacaktır. Üçüncü ve son konuşmacımız bu oturumda Joaquin Munkelmann olacak. Kendisi küresel platform program uzmanı olarak çalışmakta. Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ise çalıştığı yer. Kendisine baktığımızda
doğanın korunmasına yönelik alanda deneyimi var. Hollanda Enerji Bakanlığı'nda deneyimi var. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Bizlere bu alanda katkı verdiğin için çok çok teşekkür ederim. Pierre, çok teşekkür ederim. Ben de bugün burada sizlerle birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi ICTSD adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bir STK olarak düşünebiliriz. ICTSD'yi Cenevre'de konuşlanmış olan bir kuruluş. Serbest ticaret idealisti olarak çalışan bir kuruluş değil. Biz şu konuda çalışıyoruz. Ticaret ve sürdürülebilir kalkınma arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz ve ticaret ve sürdürülebilir kalkınmayı nasıl daha iyi bir şekilde destekleyebilir? Buna odaklanıyoruz çalışmalarımızda. Bugün ticaret ve rüzgar enerjisi konusuna değineceğim ama biraz da tarihe de değineceğim tabii ki ve Türkiye'nin de baktığımızda çok derin, çok zengin bir ticaret geçmişi, tarihi kültürü bulunmakta. Hollanda'dan ben de şahsen çok güçlü bir rüzgar geçmişi olan bir ülkeden geliyorum ve laleleri Hollanda'da görüyorsunuz. Hollanda'dan Türkiye'ye laleler geliyor. Rüzgar tabii ki biz 400 yıl önce ilk kez Türkiye'den almıştık laleleri ve şu anda bir lale soğanının birkaç yıl önce, çok yıl önce çok üst rakamlara çıktığını söyleyebiliriz. Peki neden ticarete bakmalıyız ve yenilenebilir enerjiyle ticaretin niye aynı anda düşünmeliyiz? Eğer biz farklı ticaret engellerini ortadan kaldırırsak ve yenilenebilir enerji alanında daha etkin aydınlatma için örneğin böyle bir gelişme olursa ticarette %64 oranında bir artış olacak. Rüzgar türbinlerinde bütün engeller ortadan kaldırılırsa ticarette %23 oranında bir artış olacak diye bir sonuç var. Ve bu bağlamda da farklı sebeplerden ötürü yenilenebilir enerji alanına bakmamız gerekiyor. Sadece iklim değişikliği, hava kirliliği açısından değil, enerji güvenliği açısından da bakmak gerekir. Türkiye'ye baktığımızda ithal doğalgaz alanında daha az bağımlı hale gelmek istiyor. Şu anda dünyada gerçekten güvenli elektriğe sahip olmayan milyarlarca kişi var. Ve bununla birlikte sürdürülebilir kalkınma ile birlikte ekonomik kalkınma açısından da çok önemli. Tabii ki ticaret yenilenebilir enerji için çok önemli ama en önemli itici güç değil. Yenilenebilir enerji sektörünü geliştirmek için gayri safi yurt içi hasıla çok önemli, enerji politikaları çok önemli, yenilenebilir enerji hedefleri çok önemli, elektrik piyasasının yapısı ve teşvik verebilme kapasitesi araştırmaların bize koyduğu önemli sonuçlar. Peki gelişmekte olan ülkelerde yenilenebilir enerji alanında ne gibi avantajlar ortaya çıkıyor? Çin en önemli, en büyük üreticilerden bir tanesi ve en önemli yenilenebilir enerji alanında ihracat yapan ülkelerden bir tanesi. Bununla birlikte daha küçük ülkeler için de bir takım faydalar ortaya koymakta. Kore ve Tayvan'da her ikisi de yeşil enerji araçlarının ihracatında çok önemli konumda. Bununla birlikte sanayilerin oluşturulması alanında, ticaretin geliştirilmesinde, en son teknolojiye erişimin elde edilmesinde, yatırımlara erişimin sağlanmasında ve en son know-how'a erişimin sağlanmasında ve uzun vadeli yerel sanayinin kurulmasında avantajlar ortaya koyar. Bununla birlikte ticaretin piyasalara erişim alanında da bir takım avantajları vardır ama önemli olan noktalardan bir tanesi adil kurallar çerçevesinde küresel bir rekabetin yer alması. Böyle bir ortam için baktığımızda yenilenebilir enerji teknoloji fiyatlarının düşmesini ve kalitenin artmasını ve inovasyonun da artmasını beklemek gerekir. Tabii ki ticari büyümenin de dengeli olması gerekir. Sürdürülebilir olması gerekir. Yani tek bir ülke bütün yenilenebilir enerji teknolojilerini ihraç ediyor olmamalı. Dengeli bir ticarete ihtiyacımız var bu bağlamda. Bununla birlikte ticaret de aynı zamanda nüfusun geneline de bir takım faydalar, avantajlar sağlar. Eğer bütün bu faydaları taşıyorsa ticaret, şunu merak ederiz. Neden hala ticaretin önünde bu kadar engel var, tarifeler var?
Türkiye örneğinde gördüğümüz kadarıyla tarifeler oldukça düşük seviyede. İthal tarifeleri, yenilenebilir enerji alanında ithal tarifeleri düşük seviyede. Ancak başka bariyerler, engeller var. Yerel içerik veya malzeme gereksinimleri, hükümetin satın alımları yapması ve non-tarif, tarif olmayan bariyerler arttı. Özellikle 2008 ve 2009'da yaşanan krizden sonra birçok ihracatçı ülkelerin korumacı politikaları devreye sokacağından çekindi. 1930'lardakine benzer bir büyük buhran zamanındaki benzer bir korumacılığa yöneleceğinden korktu. Ancak farklı ülkeler tarife bariyerlerini kullanmadılar ve tam tersini yaptılar ve bununla birlikte yerel malzeme gereksinimlerini de farklı şekilde devreye koydular. 260'tan fazla şu anda dünya genelinde yerel malzeme gereksinimi var. İşte buna baktığımızda, korumacı önlemlere baktığımızda bunlar neticesinde ticari ihtilafların Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Ve bu ihtilaflar da küresel bir yenilenebilir enerji savaşına yol açıyor. Tek bir slayta zor sığdırdım. Bir tanesine değinildi daha önce. En üst seviyede görülen Japonya ve AB arasında, Japonya ve AB bir tarafta, karşı tarafta da Kanada vardı bu ihtilafta. Yine aynı şekilde yerel malzeme gereksinimleriyle ilgili bir ihtilaftı. Tabii ki Dünya Ticaret Örgütü paneli bir hükme vardı. Kanada'nın ve Ontario'nun bu gereksiniminin ayrımcı olduğuna karar verdi ve buna müsaade etmedi. Bunun biraz daha detaylarına inecek olursak, bu yerel içerik gereksinimlerine, bunlar Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yasaklanmış durumda. İkincisi de çok pahalı. Yani Kanada örnek vermek gerekirse $386 daha fazla ödüyor kilowatt başına kurulu güç açısından ABD ile mukayese edildiğinde $386 daha fazla ödüyor. Hindistan diğer bir örnek. Hindistan'da da yine yerel içerik gereksinimleri var ve bu politikalara göre baktığımızda güneş panelleri veya modülleri için %12 daha fazla bir para ödüyor Hindistan. Üçüncüsü, bunlara ihtiyaç yok. Çünkü en başarılı ihracatçılarda baktığımızda gördüğümüz Danimarka, Almanya, Norveç, Portekiz ve ABD, bunlar yenilenebilir teknoloji alanında en önemli ihracatçılar ve hiçbir zaman bunlar üreticilerinin rekabetçi baskılara karşı korumadılar. Çin'de de yine bakacak olursak, rüzgar sanayine bakacak olursak 2010'dan bu yana, ki 2010'da Çin bu yerel içerik gereksinimlerini bertaraf etti. Ve şunu görüyoruz, Çin'deki bunun neticesinde artan, büyüyen bir rüzgar enerjisi sektörü ortaya çıktı. Türkiye örneğine bakacak olursak yerel içerik gereksinimleri gerçekten işlemiyor. Çünkü burada kanatlar ve direkler her halükarda Türkiye'de olasılıkla üretilecek ve yine sanayinin saygıdeğer temsilcilerinin de ifade ettikleri üzere yerel içerik gereksinimi ile ilgili olarak genel düzenleyici çerçevede çok etkin işlemiyor. Bu gereksinimler bir belirsizlik ortaya çıkartır bu sektördeki yatırımcılara ve üreticilere. Tek bir feed'in tarifesi ortaya koyacak olursanız bunun neticesinde yatırımcılar için daha büyük bir belirsizlik ortaya çıkacaktır. Ancak bu belirsizliğin içerisinde, tek bir feed'in tarifinin içerisinde bir de yerel içerik gereksinimi ortaya koyarsanız nihayetinde bir dava açılabilir Dünya Ticaret Örgütü nezdinde ve Türkiye'de bu dava neticesinde bu gereksinimi kaldırmak zorunda kalabilir. Dolayısıyla tek bir feed'in tarifinin olması daha faydalı olacaktır. Bu daha adil ve daha rekabetçi olacaktır. Türkiye'deki feed-in tarifesi kilowatt başına
14 sent rüzgara kıyasla daha pahalı. Bunu gördüm ve bu aslında şaşırtıcı bir durumda benim için. Eğer bir ticaret açığı varsa bir ülkede, dolayısıyla böyle bir durumda teşviklerin yerel sanayiye verilmesi çok mantıklıdır. Tabii ki bu bağlamda rüzgar enerjisini desteklemek bir anlam kazanır. Çünkü ithal ürünler nihayetinde ticari açığa, ticari açığın daha doğrusu büyümesine yol açacaktır. Şimdi doğalgazın ithalatını göz önünde bulunduracak olursak ve rüzgar enerjisinin ithal edilen doğalgaz miktarını azaltacağını düşünürseniz, ticaret açığı nihayetinde yine düşecektir. Yerelde üretilmiş olsun veya olmasın bu parçalar. Dolayısıyla daha geniş bir bağlamda bakmak daha yararlı olacaktır. Ticaret politikası ve ticaret politikası altında da ticaret açığını enerji politikasıyla birlikte değerlendirmek yararlı olacaktır. Rüzgar gücü ithal edilen doğalgazın miktarının azalmasına belki katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla ben onların yerel gereksinimlerin çok kötü olduğunu, yasak olması gerektiğini de ifade etmiyorum. Bunların alternatiflerine onlara bakmak gerekir. Yerel içerik için en iyi alternatif tabii ki yerel sanayinin doğal bir rekabet edilebilirlik üzerine tesis edilmiş olması, ekonomik etkinliğin ve yerel talebin olması çok önemli. Bunların yer alması çok önemli. Bununla birlikte yatırımın ve iş ortamının da uygun bir ortam olması çok önemli. Türkiye bu alanda çok önemli ilerlemeler kaydetti. Tabii ki daha fazla ilerlemeler de kaydedilebilecektir. Daha önce ifade ettiğim gibi daha adil ya da tek bir fidin tarifin olması çok daha faydalı olacaktır. Yine önemli bileşenlerden bir tanesi cazip bir ortamın yatırımcılar için test edilmesinde eğitim, öğretim ve yerel Ar-Ge çok önemli olacaktır. Daha önce de ifade edildi tabii ki lojistiğin geliştirilmesi ve değer zincirlerine dahil edilmesi ve yerel altyapıya dahil edilmesi oldukça önemli. Şimdi katma değere bakacak olursanız ve bunun neticesinde rüzgar enerjisi çalışmaların neticesinde istihdam oranlarına bakacak olabilirsiniz, biraz güneş enerjisinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Güneş enerjisi sanayide biraz daha farklıdır ve değer biraz daha farklı alanlara, değer zinciri içerisinde ayrılmıştır güneş enerjisi sektöründe. Ancak burada gördüğümüz katma değerin büyük bir kısmı güneş enerjisi sektöründe ekipmanın izolasyonundan, ekipmanın malzemenin satışından ve bakımından elde edilmiyor ve katma değerin sadece %30'u imalattan elde ediliyor. Ancak rüzgar enerjisi sektöründe durum biraz daha farklı. Çünkü rüzgar enerjisi sektöründe imalat tek bir megawattlık kapasite kurulurken 17 kişiye istihdam yaratılıyor ve bununla birlikte bakım ve operasyonunda da kurulum ve bakımında da 5 kişilik istihdam yaratmakta. Dolayısıyla hiç şüphesiz istihdam açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Ancak önemli olan konu yerel sanayinin nasıl cazip bir şekilde bu alana yönelmesini sağlam temeller üzerine oturtmak. Tabii ki ticaret ile sürdürülebilir enerji alanında bağlantı kurmak için iklim değişikliği, hava kirliliği, enerji erişimi ve enerji güvenliği var. İfade ettiğim gibi biz bu bağları ticaret ile sürdürülebilir enerji arasında nasıl, sürdürülebilir kalkınma arasında nasıl bir bağ kurabiliriz, bunu nasıl güçlendirebiliriz, buna odaklanıyoruz. Burada etkinlikten bahsederken
etkin ticari girişimlerden bahsederiz. Bir takım fikirlerimiz var geliştirdiğimiz Uluslararası Ticaret ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi bünyesinde. Tabii ki hükümetlerin sürdürülebilir enerji ürünleri açısından açık kuralları uyguluyor olmasına ihtiyaç var. Ve sanayinin de tabii ki belli bir temelde çalışıyor olması gerekir. Bu bağlamda biz hükümet ile sanayi arasında bir ittifak kurmaya yönelik bir girişim başlattık. Ve bunun neticesinde sürdürülebilir enerji kapasitesinin dünya genelinde test edilmesine katkıda bulunabilmeyi arzu ediyoruz. Yine önemli olan noktalardan bir tanesi çok açık bir şekilde sürdürülebilir enerji ticaret girişimlerinin açık bir şekilde ticaret anlaşmalarında yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği ile örneğin farklı ASEAN ülkeleri arasında, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında yapılan ticaret anlaşmalarında, serbest ticaret anlaşmalarında, örneğin Avrupa Birliği ile Malezya arasında imzalanan bu böyle bir anlaşmada yine temiz enerji alanında yer alan ürünler için ayrı münhasıra yazılmış bir madde var. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Konferansı'nda da geçen yıl yine bu konular ele alındı. Birazdan buna daha detaylı bir şekilde değineceğim. Ortada SETA'yı görüyoruz. SETA Sürdürülebilir Enerji Ticaret Anlaşması'nın kısaltılması. Çok taraflı bir anlaşma olabilir. Birkaç ülke arasında olabilir. Dünya Ticaret Örgütü ile olabilir. Evet, APEC'ten bahsettim. Geçen yıl yoğun yapılan çalışma neticesinde Pasifik Okyanusu etrafındaki ülkelerle yapılan bu yoğun çalışmalar neticesinde çevre ile ilgili bir takım mallarda maksimum %5 oranında uygulanan tarifelerin düşürülmesine yönelik bir anlaşmaya varıldı. Eylül 2012'de 2015 yılı itibariyle bunun devreye sokulması kararıyla. Avrupa Birliği bu anlaşmaya dahil olacak olursa o zaman çevresel açıdan önemli olan malların ticaretinde %95'lik bir oranla katılmış olacak. Tabii ki bir takım zorluklar ve kısıtlar var. İlk aşamada uygulanan tariflere kısıtlı olarak uygulanan bir yaklaşımdır. Zorlayıcı, bağlayıcı değildir. Tarifelerin %75'i zaten %5'in altında oranları uygulamakta. 5 ülkede zaten ek imtiyaz talep etmiyor. Ticaret ve sürdürülebilir enerji için neye ihtiyaç var? İş dünyasının bu anlaşmayı APEC'e taşımasında göstereceği çabaya ihtiyaç var. SETI ittifakının burada çok önemli bir rolü var. Önemli olan soru şu: Avrupa Birliği ve Türkiye bu APEC anlaşmasına ne zaman dahil olacak? Çok teşekkür ederim. Thank you very much, Yahim, for this presentation. Çok teşekkürler Yahim bu sunum için. Uluslararası seviyede ticaret politikaları ile ilgili son durumdan bizleri haberdar ettiniz. Bir iki soru alabiliriz. Var mı soru sormak isteyen salondan? Ben soru sormak isteyen birini görmedim. Belki bir yanıt mı vermek istersiniz siz? Ben çok hızlı bir yorum yapmak istiyorum. Bence çok bugün bu iki konuşmacı tarafından bizlere söylenen ilginç olan şey şuydu. Ticaret politikası eğer DTÖ, Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu değilse bir takım zorluklar getirilebilir. Belki bunlarla ilgili yorum da yapabilirsiniz. Yani iş dünyası için açıklık önemli tabii ki de. Belki siz de bu konuyla ilgili bir iki şey söylemek istersiniz. Benden sonraki her iki konuşmacı arkadaşımız da Türkiye'nin uygulamak için mevzuat düzenlemesi yaptığı yerli katkı düzenlemesine ilişkin eleştirilerde, değerlendirmelerde bulundular. Bir kere teşekkür ederiz.
söyledikleri şeyler, tespitleri önemli ölçüde doğrular içeriyor. Ama Türkiye'nin tercihi de belli ölçüde doğrular içeriyor. Uygulamamızın dayandığı 5-6 noktayı çok kısaca söyleyeceğim. Çok uzun uzun tartışma amaçlı değil. Yerli katkı uygulamasında yerli yabancı ayrımı olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Yani önemli olan Türkiye'de imalattır. Yabancılar burada hiçbir şekilde bir ayrımcılığa, diskriminasyona tabi tutulmamaktadır. İki, ithalatı zorlaştırıcı en ufak bir teşebbüs burada söz konusu değildir. Üç, bu uygulama zamanla sınırlıdır. Nasıl zamanla sınırlı? Yalnızca 2015 sonu öncesinde devreye giren işletmeler için bir ve o işletmeler için de devreye alındıktan itibaren yalnızca 5 yıl için. Yani sınırlı, zaman itibariyle çok sınırlı bir uygulamadır. Üç, sektörle sınırlıdır. Yalnızca yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarla ilgili bir uygulamadır. Sektör dediğimiz şey de yenilenebilir enerjidir. Bir ucu iklim değişikliği tedbirlerine dayanan, çevre kaygılarına dayanan bir sektör. Herhangi bir sektörden bahsetmiyoruz. Bir diğer nokta vurgulamak istediğim, Türkiye bu uygulamayı yalnızca 2000-3000 megawattlık bir kapasite için yapmıyor. Böyle ufak bir kapasiteye sahip bir ülke olarak yapmıyor. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide örneğin rüzgar enerjisinde 48 bin megawattlık kurulu güç kapasitemiz var. Biz bunu ilelebet yabancı bir teknolojiyi destekleyerek, çünkü feed-in tarif uygulaması eğer bir yerli desteği, teşviğiniz yoksa, nereden geliyorsa parçalar o teknolojiyi desteklemektir. Ama hiç kimse bize neden feed-in tarifle piyasa yapısını, tarife yapısını bozuyorsunuz filan diye kimse eleştirmiyor. Onu da eleştirsinler. Ama feed-in tarife kimse bir şey demiyor. Abi güneşe 13.3 değil, mümkünse 23.3 sent ver diyorlar. Bizim gelişen bir ekonomi olarak yerli sanayimize nefes aldırma ihtiyacımız var. Bunu da hem zaman hem de sektörle sınırlı bir uygulamayla yapmak durumundayız. Bu bir tercih. Mutlaka geçerli olan anlaşmalarla bir takım girişimleri, örtüşmeleri olabilir. O sınırları zorluyor olabilir. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan bir uygulama olduğunda siyasi otorite mutabık ve böyle bir tercihte bulunmuş. Bu açıklamalarla şimdilik yetiniyorum. Teşekkür ederim. All right, thank you. Çok teşekkürler. Bu çok kapsamlı ve dürüst açık açıklamanız için. Bu oturumu sonlandıralım ve 15 dakika kahve arası vereceğiz. Daha sonra son oturum için buraya geleceğiz. Çok teşekkürler. Mustafa Bey burada plaketlerini sunacak. Oturumcularımıza, konuşmacılarımıza plaket takdim edeceğiz. Daha sonra kahve molasına geçelim. Konuşmacılarımızı böyle alalım lütfen. Can you come here? Nasıl? Yerle beraber verelim. Avrupa Rüzgar İspirliği ile beraber yapıyoruz çünkü. Bunu size takdim edelim. Ben teşekkür ederiz katılmak için dolayı.
Okay.